hörmətli izləyicilər, hər birinizi növbəti webinarımıza xoş gördük. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim xarici ekspertlərlə keçiriləcək webinarlarımıza ekspertimizin dilində danışacaq, webinar həmin dildə aparılacaq. Bugünkü ekspertimiz Türkiyədən olduğuna görə webinar türk dilində aparılacaq və ona görə mən webinar əsas hissəsini türk dilində aparmağa başlayacağım. Merhaba, hər kəsi hoş gördük. İlk öncə webinar keçməzdən öncə kendimi və dəyərli konuğumuz olan Profesör Nükhət Hocayı sizlərə tanıtmaq istərdik. Ben Şahbazov İnqilab, Azərbaycan Science Association Teşkilatının iki başkanının biriyim, Tarna Süleymanov Bəvən və ben 2016 Aralık ayında Azərbaycan Science Association kurduk. Maksadımız Azərbaycanda kendi dilimizdə farklı bilim alanları üzrə makaleler, videolar, infografikalar ve aynı zamanda seminar ve webinarlar teşkil ederek ve onları ayarlayarak Azerbaycan kitlesine kendi dilimizde farklı materyaller sunmaktır. Yani biz bunu 4 yıla yakın yapıyoruz ve şimdiki durumda webinarları yaparak seminarlara bir zamanlık ara verdik ve şimdi webinarlar yaparak sizlere dünyanın farklı yerlerinden farklı hocalarla temas kurmak şansı yarattık. Ben kendim hakkında bu kadar çok konuşmayacağım ve şimdi sırayı takım arkadaşım olan Sevda Hanım'a veriyorum. Buyur Sevda. Ben de herkesi selamlıyorum. Değerli Nükhət hocamıza bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kısa olarak Nükhət hocamız hakkında bilgi vermek isterim. Profesör Doktor Nükhət Örnek Büken 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültenin Tıp Tarihi ve Deontoloji bölümünden doktora diplomasını 2000 yılında aldı. Hocamız Yale Üniversitesi'nde Interdisipliner Biotics Project bağlamında Yale Biyoetik Merkezi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve 2005 tarihinde doçent, 2010 yılında ise profesör oldu. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi kurucu müdürüdür. Hacettepe Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi müdür yardımcısıdır ve birçok uluslararası kuruluşlara üyedir. Dünya Tıp Hukuku, Türk Tabipler Birliği vesaire gibi ve profesör birçok uluslararası ve ulusal bilimsel derginin de danışmanlığını yapmaktadır. Şu anda bugünkü konu bilim ve etik olarak ele aldığımız webinarimizde de onun değerli birikiminden faydalanmak isteriz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Merhaba. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Ben de Azerbaycan Science Association'ın bu daveti için öncelikle Sevda'ya teşekkür etmek istiyorum. Sevda bir dönem Hacettepe Biyoetik Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak yer aldı. Ve hem merkez çalışanlarının hem de tıp tarihi ve tıp etiği anabilim dalında çalışan herkesin çalışmalarıyla, kişiliğiyle sevgisini, saygısını kazandı. Aracılık ettiği için ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Utandırıyorsunuz. Evet. Bugün bilim ve etik konuşmamı istedi Sevda. Sonra bir başka gün mutlaka akademide kadın olmak ve akademide toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine konuşmak için tekrar bir araya geleceğiz. Onun sözünü de birbirimize vermiş olduk. Şimdi izninizle şöyle bir sunum materyalimi açmak istiyorum. Sanıyorum görünür oldu. Evet. 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 Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi bugün genel akışı görüyorsunuz, sunumun genel akışını görüyorsunuz. Önce bir temel kavramlardan söz edeceğiz. Bilimi tanımlayacağız, etiği tanımlayacağız. Daha sonra bilimsel etik nelerle ilgileniyor, bunlardan söz edeceğiz. Özellikle günümüzde yeni ve gelişen teknolojiler, bunların neler olduğu ve bu yeni ve gelişen teknolojiler karşısında biyoetik konularından söz edeceğiz. Çok yakınlarda bir doktora öğrencim bununla ilgili tezinin savunmasına girdi ve tezinde de bu konuları çok güzel işledi. Daha sonra bu bilgiler elde edildikten sonra bunların bilimsel bilgi olarak yayın haline gelme sürecinde ortaya çıkan yayın etiği ihlalleri nelerdir ve bunların önlenmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Bunlardan konuşacağız, araştırma ve yayın etiği konuları. Daha sonra da dış denetim mekanizmaları açısından biraz da etik kurullardan söz etmek istiyorum. Yani şöyle bir yarım saat kadar sizleri sunumda tutmaya çalışacağım. Sonra da tabii ki memnuniyetle sorularınızı ve katkılarınızı almak isterim. Evet, kuşkusuz kavramlar çok önemli ve bu kavramların karşılığında değerler de çok önemli. Yanlışın eleştirisi, dilin eleştirisiyle başlıyor. Kavramları doğru bir şekilde kullanmak ve aynı kavramlardan aynı şeyleri anlamak açısından. Bu nedenle önce çok kısaca bir kavramların üzerinden hep beraber geçelim. Şimdi bilimde, etikte aslında belki de çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz kavramlar. Ben mesela şimdi bu sunum bağlamında bilimin tanımını üç farklı şekilde aslında yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi doğal, toplumsal ya da beşeri olguların gözlenmesinden yola çıkarak bunlarla ilgili açıklama, yorum, kestirimler yapılması ve bunların kuşkusuz bilimsel metodoloji, bilimsel yöntem bilgisiyle sınanması ve bu süreçte elde edilen yeni bilgilerin tümü olarak tanımlayabilirim bilimi. Burada bilimsel metodoloji önemli. İster sosyal bilimler, ister doğal bilimler, mühendislik bilimleri ya da benim içinde yer aldığım biyolojik ve tıp bilimleri, sağlık bilimleri olsun. Burada aslında çok temelde bir sorunu çözmek. Ve o soruna yönelik, o sorunu çözmeye yönelik bir bilgi ortaya koymak ve genel geçer bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır amaç. Dolayısıyla bir gözlem yaparsınız, sorunu çözmeye yönelik varsayımlar oluşturursunuz ve o varsayımları denetli gözlemlerle ya da laboratuvarda, klinikte yaptığınız deneylerle, insan ya da hayvan denekler üzerinde yaptığınız bir takım araştırmalarla doğrularsınız ya da yanlışlarsınız. Doğrulanması durumunda o bilimsel bilgi havuzuna önemli bir bilgi ortaya koyarsınız. Yanlışlandığı durumda tekrar başa gidersiniz. Aslında bu bilim çalışmalarının içinde olanlar açısından bilimsel metodoloji sanıyorum oldukça iyi bilinen bir durum. Bir bu haliyle tanımlayabiliriz bilimi. Bilimin bir başka tanımı aslında uğraş alanı olarak, yani meslek olarak bilim. Ve bu anlamda o mesleğin elemanlarına da biz bilim insanı diyoruz. Üçüncü tanımı olarak da bilimi bir kurum olarak tanımlamak istiyorum. Sosyal bir kurum olarak. Ve bu bilimin üç boyutunun da aslında içeriğinde etik var ve etik bilimin bu her üç boyutunda da gerekli. Yani bilim insanının araştırmacı olarak görev ve sorumluluklarını tanımladığınızda, meslek sahibi olarak etik görev ve sorumluluklarını tanımladığınızda ya da bu sosyal kurumun bir üyesi olarak, bilimsel topluluğun üyesi olarak görev ve sorumluluklarını tanımladığınızda her üç boyutta da etiğin var olduğunu görebiliyoruz. Evet, bilim topluluğunun üyeleri olarak bizler kuşkusuz bilim dünyasında farklı görev ve sorumluluklarımız, en başta eğitim ve öğretim, daha sonra araştırma, daha sonra eğer işin içerisinde bir de yönetim varsa buna eklenen idari sorumluluklar. Ama en önemli sorumluluk bence toplumun bilgilendirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi yönünde yapılan çabalar ve bu konuda duyulan sorumluluk olsa gerek.
Bugün daha çok araştırma kısmına aslında vurgu yapacağız. Sizin de talebiniz bu yönde olduğu için. Ve söz konusu araştırma olduğunda da hemen ilk anda aklımıza gelen, değil mi? Dürüstlük, açıklık, özenli ve disiplinli çalışma yapmak, tarafsızlık, konuşacağımız araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyumlu bir tutum geliştirmek, bilgi, beceri ve tutum açısından. Ya da bir mesleğin üyesi olarak bu mesleği uygularken öğretim üyesi sıfatıyla hem eğitim öğretimde etik ilkelere uymak, yönetimsel etik ilkelerin gereklerini yerine getirmek ya da bilimi aynı zamanda bir sosyal üst kurum olarak tanımladık. İşte her birimiz üniversitelerde, enstitülerde ya da içinde bulunduğumuz araştırma merkezlerinde ki bu sosyal kurumun ögeleridir bu sözüne ettiğim yapılar. Bu kurumlar aracılığıyla da bilimin aslında daha görünür olduğunu, yani daha ete kemiğe bürünen bir hale geldiğini söyleyebilmek mümkün. Şimdi biraz da bu ahlak etik kavramları üzerinde duralım. Sevda'nın çok iyi bildiği ve çok iyi öğrendiği. Biraz bunlardan söz edelim. Evet, etik felsefenin bir alt dalı. Değerler felsefesi. Ahlak felsefesi olarak da adlandırılıyor ve ilk ortaya çıktığı andan itibaren de iyi yaşamı temellendirmenin aslında mümkün olup olmadığı sorusunu soruyor geleneksel etik, felsefede etik. Eğer mümkünse bunu nasıl bir yöntemle olacağı sorularıyla yola çıkıyor. İyi ve kötü, doğru ve yanlış nedir? Erdemli olmak mümkün müdür? Adalet ve hakkaniyet ne anlama gelir kavramsal olarak? Bu ve benzeri sorulara yanıt arayan bir uğraş alanı olarak biçimleniyor. Farklı etik sistemler de bu sorulara verdikleri yanıtlarında işte doğru davranışın, ahlaki değerlerin, rasyonel, empatik, tarihsel temellerini aslında araştırıyorlar ve bu değerlerin insan toplulukları tarafından benimsenme, yaşama geçirilme süreçlerini irdeliyorlar. Mevcut değer dizgelerini de eleştirel bir süzgeçten geçiriyorlar. Şimdi gündelik dilde etik ve ahlak genellikle eş anlamlı kullanılabiliyor ama bu terimler farklı kavramlara karşılık geliyorlar. Alanın içinde olanların çok iyi bildiği gibi. Ahlak bir toplumda ya da kültürde yaygın biçimde var olan değerleri ve davranış kurallarını ifade ediyor. Etik ise insanların içinde yaşadıkları toplumda nasıl ve neye göre davrandıklarının yansız, tarafsız bir betimlemesini yapıyor aslında. Ama bunun yanı sıra mesela meta etik, işte ahlak gibi doğru davranış nedir, hak nedir, eşitlik nedir, adalet nedir, erdem nedir, görev, özgürlük gibi kavramların ne anlama geldiği üzerinden yol alıyor ve bunları açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Bir diğer tarafta normatif etik, insanların nasıl ve neye göre davrandıklarını değil de nasıl ve neye göre davranmaları gerektiğini araştırıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda ahlaklı yaşamın ilke, kural, norm ve değerlerini bulma amacı gidiyor. Normatif etik açısından da baktığımızda aslında bu grubu takip edenler arasında hukukçuların da olduğunu düşünerek şu soruyu da sormak lazım. Hukuk varken etiğe neden ihtiyaç duyuluyor sorusu. Bunun nedeni hukukla etiğin yine alanın içindekilerin çok iyi bildiği gibi aslında birebir örtüşmemesi durumu. Kuşkusuz kimi etik kurallar yasalarla ifadesini buluyor ve yasal bir takım düzenlemelerin oluşturulması süreci ilk olarak ilgili konunun ilgili kişi ve kurumlarla etik düzlemde tartışılmasıyla başlanıyor zaten. Yani etik ilkeler, rehberler, normlar daha sonra ulusal ya da uluslararası yasal metinlere dönüşebiliyor ve sürecin de ideali bu şekilde işlemesi gerektiği. Ama yasalarda yer almayan ancak insanların uymakla yükümlü olduğu birçok etik norm ve ilke var. Bilim etiğinden de buna örnek verilebilir. Yani herhangi bir kurumsal soruşturmaya konu olmayabilecek. Ancak
bilim insanlarının saygınlığını ilgilendiren, işte akademik yükseltilme süreçlerinde ya da ödüllendirme gibi aşamalarda bilim topluluğu tarafından göz önünde bulundurularak denetlenen birçok durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili de biyotıp alanından da yine aynı şekilde örnekler verilebilir ya da işte hekimlik uygulamaları açısından Türk Tabipler Birliği'nin konuyla ilgili etik bildirgelerine, Türk Tabipler Birliği'nin bağlı olduğu Dünya Hekimler Birliği'nin pek çok rehber deklarasyonlarına uyum sağlamak zorundadır hekimler. Gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Ve bunlar aslında hukuki yaptırımı olmayan etik sorumluluklardır. Şimdi bunu da söyledikten sonra bilim etiği, etiğin aslında bilimsel uğraşa uygulanmış biçimi. Bir yandan bilim erdeminin anlamını ve temellerini araştırıyor. Diğer yandan normatif bir yaklaşımla bilimsel araştırmanın daha hazırlık aşamasında, projenin hazırlık aşamasından başlayarak bütün o süreç, yayın aşaması ve sonrasında içerecek şekilde bilimsel faaliyetin her aşamasında uyulması gereken etik ilke ve normları tanımlıyor. Bilim insanlarının meslek etiğini, yani mesleklerini icra ederken benimsemeleri gereken tekrar değerleri, uymak zorunda oldukları kuralları belirliyor. Söz konusu ilke ve kurallar sadece sınırlayıcı nitelikte değil. Bunun yanı sıra yani burada sadece bilim insanlarının etik ve bilimsel ya da hukuki sorumlulukları, görev ve sorumlulukları söz konusu değil. Kuşkusuz aynı zamanda da hakları söz konusu. Zaten söz konusu araştırma ve araştırma dünyası olduğunda aslında bilim insanının araştırma yapma hakkı ya da araştırma yapma özgürlüğünün karşısında geliştirilmiş bir takım kurallar gibi de süreç içerisinde algılanabilir. Araştırma etiğiyle ilgili ortaya konan kurallar ve normlar. Ama bunun niye böyle olduğunu da birazdan tersel süreci aktarırken daha iyi anlamamız mümkün olacak. Bir bütün olarak baktığımızda bilimin aynı zamanda kamusal destek gören sosyal bir kurum olduğunu da söylemiştik. Bilimin üçüncü tanımında bunu söyledik. Dolayısıyla bu bağlamda bilimin en temel işlevi, altını tekrar çizmek istiyorum, bilimsel bilgi dağarcığına katkının ötesinde bu katkının topluma da yararlı olması. Dolayısıyla aslında üniversite toplum işbirliği bu açıdan, Science and Society çok vurgulanır. Avrupa Birliği projeleri de bu şekilde aslında yola çıkmıştır. Toplumun var olan sorununu bilim dünyasının ve bu anlamda da kurumlarının çözmesi, buna uygun araştırmalar geliştirmesi. Bunlar önemli. Tabii bir diğer taraftan özellikle bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerle bir diğer taraftan ekonomik üretimde uzman bilginin önemli bir girdi haline gelmesi ve bunun bir endüstri tarafından aynı zamanda destekleniyor olması kuşkusuz. Biyoteknolojinin arkasında da yine konuşacağız bir ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi var, sanayi var ve kar güdüsü var tabii ki kaçınılmaz olarak. Bütün bunlar, bütün bu bileşimler aslında toplumsal hayat üzerinde önceden de öngörülemeyen bir takım etkilere kuşkusuz yol açıyor ve bilim insanları bir yandan birbirleriyle, kurumlarıyla, diğer yandan sanayi ve toplumla böyle karmaşık ilişkiler kurmak durumunda kalıyorlar ve aykırı davranışlar hem etiğe hem de hukuka kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve bir dizi etik sorunu da bu şekilde beraberinde getiriyor. Şimdi bilimsel gelişme sonucunda insanın çevresiyle ayrılmaz bir bütün oluşturduğunun farkına varılması, etiği salt bireyler arasında ya da bireylerle toplum arasında bir konu olmaktan da çıkarmıştır aslında. Ve biyoetiği tanımlarken bunu daha net bir şekilde söyleyeceğiz. İnsanın bütün canlılığa karşı ve genel olarak da tüm bir evrene karşı yani global biyoetik açısından baktığımızda etik sorumlulukları ortaya çıkmıştır. Bilimsel gelişmelerin giderek artan ölçüde artık moleküler düzeyde canlı ve cansız madde arasındaki sınırın belirsizleşmesiyle ortaya çıkan sorunlar.
Hep biyoetik derslerinde yoğun olarak konuştuğumuz işte yaşamın başına dair sorunlar ya da yaşamın sonuna dair sorunlar, yaşamın bir yandan kutsallığı, bir yandan yaşam kalitesi kavramları. İnsan vücudunun, bedeninin dokunulmazlığı, bütünlüğü, değil mi? İşte insanın onuru. Her toplumda geleneksel ya da rasyonel biçimlerde temellendirilmiş kavramları aslında bu yeni teknolojik imkanlar karşısında yeniden tanımlama ve bu alana ilişkin etik olanakları yeniden araştırma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu size sözünü ettiğim tez çalışmasında da çok iyi ortaya çıktı ki, bilmiyorum tezin sahibi Çağrı da şu anda bunu izliyor mu? Bence onu da bir davet ederek tezinin bu ortamda sunma imkanı kendisine verilebilir. O da eminim çok güzel şeyler söyleyecektir. Gerçekten artık geleneksel etik yaklaşımların yetersiz kaldığı bir etik ikliminin içerisindeyiz. Bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Genelde etik ve özelde bilim etiği artık günümüzde geçmişe kıyasla çok daha dinamik bir süreç. Bilim topluluğu tarafından özellikle biyoetik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilendirmelerin doğru biçimde yapılması ve biyoetik konuların yaygın olarak toplumda anlaşılmasının sağlanması, biyomedikal ve teknolojik alanlardaki önemli gelişmelerin insanlar ve etik değerler üzerine olan etkilerinin incelenmesi, bu konularda önerilerde bulunulması. Hep konuşacağız aslında işte embriyo çalışmaları, kök hücre araştırmaları, klonlama, en fazla biyoetik sorunları ortaya çıkaran alanlar bunlar. Genetik analizler, özel teknolojilerin doğurduğu yeni etik sorunların giderek önem kazanıyor olması. Bir diğer tarafta kamuoyu, günümüzde tüm dünyayı aynı zamanda tehdit eden, şu anda içinde bulunduğumuz bu pandemik süreç, iklim değişiklikleri, doğal afetler, işte depremler ya da insan eliyle yaratılan afetler, işte savaşa bağlı, iklim değişikliklerine bağlı ya da ekonomik göçler, değil mi? Bütün dünya düzenini siyasi, ekonomik alt üst eden bir takım değişiklikler. Bütün bunların ortaya çıkardığı sorunlar da aslında etiğin konusu olmaya devam ediyor. Bilim insanlarının da hem bu önlenebilir bu felaketleri ortadan kaldırmak ve mümkün olan her durumda erken uyarı sistemlerini devreye sokmak. Devreye sokulmaları için aslında yetkilileri, değil mi? Policy maker'ları, politikacıları yönlendirmek, ikna etmek. Bu da bir bilim insanı sorumluluğu diğer taraftan. Bu uyarıyı yaparken de gerekli yetkilerle donanmış olmak, ilgili birey ve kurumları bu büyük etik ikilemlerle karşı karşıya olduklarının aslında farkına vardırmak. Yani burada gördüğünüz farkındalık ve duyarlılık böyle bir farkındalık ve duyarlılık. Bu farkındalık ve duyarlılıkların gelişmesi çok kolay olmadı kuşkusuz insanlık tarihinde. Çünkü bilim insanlarının ahlaki sorumlulukları konusu bilim dünyasının gündemine özellikle 2. Dünya Savaşı'nı izleyen 10 yıllarda yerleşti. Ve bu yayın etiğiyle ilgili bilimsel sahtecilik olguları da 1980'li yıllardan sonra görünür olmaya başladı. Özellikle her ikisinde de, yani hem araştırma hem yayın süreçlerinde kaybedilen şey temel güven duygusuydu. Ve bilime olan güvenin sarsılması, uluslararası ve bölgesel ölçekte lider akademik ağların kurulması, doğru araştırma pratiklerini kodlaştırma yönünde bir tartışmayı aslında ortaya çıkardı. İşte bunu izleyen davranış kodları, bilim insanlarının topluma ve insanlığa yönelik olan sorumluluklarının tanımlanması. Sadece birey olarak içten gelen doğruyu yapma konusundaki motivasyonun yeterli olmadığı, dolayısıyla dışsal denetimler, dışsal sorumlulukların da gerekliliği konuşulmaya başlandı. Ve buna bağlı olarak da aslında işte özellikle bilimsel sahtecilik söz konusu yayın etiği olduğunda 1980 sonrası bu olayların ortaya çıkmasıyla beraber örneğin Avrupa Bilim Vakfı'nın kurulması, Türkiye'de TÜBA'nın kurulması, yayın etiğiyle ilgili burada birazdan göreceğimiz temel etik ihlallerin neler olduğunun ortaya konması süreci de başlamış oldu. Şimdi bilim topluluğunda daha önce gelenekten gelen aslında bir böyle bir kendiliğinden denetim, öz denetim hep vardı ve bu
sürdürülebilir bir güven ortamı sağlamıştı. Ancak daha sonra yaşananlar la meydana gelen bu sarsıntıya karşılık bilim ve etik kavramlarıyla bilim insanının hem bilime, hem bilim topluluğuna, hem topluma, hem de kuşkusuz insanlığa yönelik sorumlulukları artık çeşitli ortamlarda ele alınmaya başlandı. Bunlar etikle uğraşanların temel sorunları. Ahlakın dayanakları nedir? Ahlaksal önsezilerimizi sistematik olarak haklı çıkartabilir miyiz? Ahlak kodları, kuralları nasıl çalışır? Nesnel mi, göreceli midir bu devam eden tartışmalar? Kuşkusuz hepsinin yanıtı var. Ya da ahlakın dili nasıl çalışır? Etikle ahlak arasındaki ayrımı anlattık ama çok basit bir anlatımla ahlak toplumsal alanda insanlar arası ilişkilerde bireylerin uymaları beklenen, talep edilen davranışlar. Etikse o yapılması istenen eylemlere, yani pratikte görünür olan ahlakın arkasında teorik bilgiyi sağlayan, eyleme sorular soran, neyin değerli, neyin değersiz olduğu, hangi eylemlerin yapılmasının doğru olup olmadığı, adaletin ne olduğu dediğimiz gibi metaetik bağlamında temel kavramların tanımlanması özelinde bir alan. Etik ya da etik analiz açık ve net bir soruyla başlıyor. Gördüğünüz gibi eylemi iyi kötü, takdir ya da suçlamayı gerektirir, gerektirmez şeklinde değerlendiriyor. Faaliyetleri değerlendiriyor. Eylemde bulunan kişileri değerlendiriyor. Dolayısıyla eylemin niyetine, eylemin sonucuna, eylemde bulunan kişilerin karakter özelliklerine bakarak o etik, bildiğiniz etik teoriler ve o teorilerden üretilen etik ilkeleri hayata geçiriyor geleneksel etik bilgisi olarak. Şimdi bir diğer taraftan bilim dünyasını konuştuğumuz her durumda aslında çok iyi biliyoruz ki bilim dünyasının olmazsa olmazları var. Ve ben bu bilim dünyasının olmazsa olmazlarının en başına aslında bilim etiğini koyuyorum. Çünkü eğer en başta da tanımladığımız şekilde bilim, İster bir kurum olarak tanımlayın, ister bir sosyal yapı olarak, ister bir meslek olarak, isterse bilimsel bilginin elde edilmesinde bilimsel yöntem bilgisi olarak tanımlayın. Bakın etiğin buna eşlik etmediği her durumda sorun var. Bilimsel bilginin elde edilmesi amacı doğrultusunda insanın araç olarak kullanılmasındaki sorun gibi bu. Ki bu sorunun ortaya çıkmasıyla Nuremberg yaşandı ve Nuremberg yaşandığı için bugün uluslararası araştırmayla ilgili etik bildirgeler araştırmacıların özgürlüğünü kısıtladı. Çok güzel Konfüçyüs'ten bir söylemi koymuşum buraya. İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz onlar bir daha yanlış yapmayacaklar. Ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklar. Ancak insanları erdemle ve ahlak kurallarıyla yönetirseniz hem şeref ve utanma duygusuna sahip olacaklar hem de doğruyu yapmaya çalışacaklar. Bunu niye söylüyorum? Bu slaytı benden ders almış olan herkes, öğrencilerim ve Sevda da çok iyi bilir. Mutlaka her slaytımın sonuna koyarım. Konfüçyüs aslında düşünsenize zamanımızdan, yüzyıllar öncesinden tam da bu söylemi aslında dile getirmiş. Yani dış denetimi sağlayan yasalar, yönetmelikler, uygulamalar, bildirgeler, normlar elbette ki var, olmalı ve olacak. Ama işin içerisindeki profesyoneller, buradaki profesyoneller bilim dünyasındaki bilim insanları aslında. Kendi etik sorumluluklarının farkına varmadıkça oluşturduğumuz bu düzenleyici sistemlerin uygun şekilde çalışabilmesi mümkün değil. Yani kimse bizi görmediğinde, kimse bizi denetlemediğinde de biz içten gelen doğruyu yapma motivasyonumuzla eğer doğruyu yapacaksak bunu bize sağlayacak olan şey etiktir. Etiğin bilgisi, etiğin becerisi ve etiğin tutum bilgisidir. Dolayısıyla fazladan yapılacak düzenlemelerin bir tehlikesi de aslında profesyoneller olarak bu düzenlemelere uyum sağlama konusunda göstereceğimiz o çaba bizim ahlaki sorumluluk duygularımızı göz ardı etmemiz gibi bir istenmeyen bir durum yaratabilir. Bunun da farkında olmak aslında önemli.
Evet, biyoetiği çok basitçe bu şekilde tanımlıyorum ben. Biyoloji yani canlılık bilimleri ve etiğin kesişim kümesi. Bir düşünme alanı, bir sorgulama alanı gerçekten. Bir akademik disiplin aynı zamanda tıp fakültelerinde zorunlu ders olarak okutuluyor ama biyoetik, özellikle biyolojik bilimlerde de verilen dersler olarak artık müfredatlara yerleşiyor. Politik bir güç. Ulusal biyoetik kurullar aracılığıyla, ki ulusal biyoetik kurullar aynı zamanda kendi bilim politikalarını oluşturuyorlar. Hangi bilimsel konuların öncelikli olduğu ve öncelikli konulara ulusal bütçeden ne kadar pay ayrılacağını aslında belirliyor bu kurullar. O nedenle önemli. Ve gördüğünüz gibi bu sözünü ettiğimiz geleneksel etik aslında biyoetikle bir zemine oturuyor. Ayağını sağlam yere bastığı şey etiğin aslında biyoetik. Çünkü bu yaşam bilimleri, biyoteknoloji, nanoteknoloji, nöroteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileriyle çevrildiğimiz bu yeni dünya düzeninde aslında bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu gelişmeler karşısında ne yapılmalı, neye, nereye kadar izin verilmeli? Yapılması mümkün olan her şey yapılmalı mı? Bir sınırlama getirilmeli mi? Gerekli olanla gerekli olmayan, izin verilebilir olanla olmayan arasına çizdiğimiz sınır nasıl temellendirilecek? İşte burada işin içerisine etik temellendirme, ethical justification giriyor. Orada etik ilkeleri ve temel etik teorileri de kullanmanız gerekiyor. Biyomedikal etiğin 4 temel ilkesi var. Kuşkusuz araştırmalarda da önemli. Her bir araştırmada da yarar zarar ya da değil mi işte risk yarar dengesini kurmanız gerekiyor. Özellikle saygı günümüz dünyasında özellikle değil mi 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyılda çok önemli. Ve adalet ilkesi. Adalet ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bu pandemi günlerinde ve pandemik etik söz konusu olduğunda değil mi? Koruyucu ekipmanların dağıtımı ile başlayan aşı ve ilaç tedavisi bulunduktan sonra daha da şiddetlenecek olan aslında aşılar ve ilaçlar kimlere verilecek öncelikli olarak bu sorunlarla dünyanın boğuşması gerekecek. Dolayısıyla sınırlı kaynakların adil kullanımı açısından çok gündeme gelecek adalet ilkesi pandemik etik bağlamında. Evet, sevgili Çağrı, umarım feslesindir ve izliyorsundur. Biyotıpta gelişen teknolojilerdeki etik ve insan hakları sorunları, biyoteknoloji, nanoteknoloji, nöroteknoloji, bilgi iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerin alt alanları, neler yapılıyor bu teknolojilere yönelik olarak? Çoğu araştırma aşamasında olan hayvan deneyleri aşaması ya da insan deneyleri, klinik denemeler aşamasına geçmiş olan, bir kısmı uygulama aşamasına geçmiş olan ve geleceği belirleyen, gelecek kuşakları etkileyecek olan, insanlığın geleceğinde çok önemli değişikliklere yol açacak olan teknolojiler bunlar. Ama bu teknolojilerin ortaya çıkardığı etik ve insan haklarına yönelik sorunlar. Hangi değeri koruyorsunuz, hangi değeri harcıyorsunuz? Risk yarar değerlendirmesi yaptığınızda onam, adalet ilkesi. Ülkeler arası karşılaştırmalarda yine aynı şekilde ortaya çıkacak yararın paylaşımında ekonominin bunlara ulaşımdaki etkisi, paylaşım konusunda ortaya çıkacak adaletsizliklerin nasıl giderileceği çok temel konular olarak varlığını devam ettirecek. Dolayısıyla yine karşımıza çıkıyor tümüyle olanaklı olan, izin verilen arasındaki sınır ve bu sınırı ne çizecek dediğinizde bu sınırı bugün de yarın da biyoetik çizecek, arkasından hukuk çizecek, dolayısıyla etiko-legal düzenlemeler çizecek. Burada evet ileri teknolojilerin bir kısmı. Arkada büyük bir endüstrinin olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. İlaç ve tıbbi cihaz endüstrisi, kök hücre araştırmaları, insan klonlanması, biyoteknoloji ve bunun getirdiği aslında biyogüvenlik ve çevreyle ilgili sorunlar. Bu biyogüvenlik ve çevreyle ilgili sorunların temelinde şu anda hepimiz evlerdeyiz.
ve bu toplantıları bu şekilde yapmak durumundayız. Araştırmalar klinik aşamaya geçmeden önce hayvan denekler üzerinde yapılmak durumunda. Bunların yapılma koşulları, 4R kuralının mutlaka gözetilmesi ve bunların hayvan etik kurulları tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi süreç açısından da öyle. Kuşkusuz önemli konular. Evet, yani söz konusu bilim ve teknoloji olduğunda olanaklı olan izin verilen sınırını çizdiği zaman etik ve biyoetik nelere bakıyor? Bu slide da tekrar onu gösteriyor. Yani risk yarar, savunmasız gruplar ve kişiler ve bunlar üzerinde yapılacak kuşkusuz deneyler, özel yaşam, aydınlatılmış onam, elde edilecek bilgi araştırma sonrası, kim yararlanacak, işte ortaya çıkacak aşı, kim yararlanacak? Antiviral ilaçlar, bunlardan öncelikli olarak kimler yararlanacak? Önemli sorunlar bunlar. Ve daha sonra aslında işte bu etiko-legal düzenlemeler dedik ya, etikten hukuka doğru bir geçiş şeklinde sürecin olması gerektiği gibi ve bu alanlarda çalışan aslında bilim insanlarının eylemlerinin etik sınırlarını belirlerken yol gösterici olanlar her zaman etik rehberlerdir. Bilim kuruluşlarının oluşturduğu etik rehberler, uzmanlık alanlarının, meslek örgütlerinin oluşturduğu. Bu eylemlerin sınırlarını çünkü hukukun çizmesi zordur. Niye zordur? Çünkü hukuk kısıtlayıcıdır ve bu kısıtlamayı yaptığı anda mevcut teknoloji ya da mevcut bilimsel bilgi yeni bir şeye geçmiştir artık. Yeni bir alanla yoluna devam etmektedir. Dolayısıyla hukuk ne diyor diye dönüp baktığınızda aslında hukuk hiçbir şey söylemiyordur. Ya da söylemeye çok yeni başlamıştır. Bunun farkında olmak önemli. Bilimsel araştırma yapıyoruz bilim insanları olarak. En önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi bu. Ama bugünün araştırması, özellikle sağlık alanında çalıştığım için ben diyorum ki bugünün araştırması yarının sağlık hizmetidir. Bu nedenle bugün bu araştırmaların bilimsel açıdan tam geçerli ve güvenilir yapılıyor olması ve etik açıdan da aynı şekilde geçerli ve güvenilir yapılıyor olması bu hizmet haline dönüştüğü zaman o hizmeti en güvenli şekilde topluma sunması açısından önemlidir. Ve tabii ki toplumun parasını, bu da önemli, yani en efektif, en uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetlemek açısından da kuşkusuz önemlidir. Dolayısıyla toplumun her bir ferdinin de bununla ilgili söylemi ve eylemi olmak durumundadır. Araştırma ve yayın yapma konusunda hepimiz insanız. İnsan olmak üzerinden bir takım güdülerimiz var, bir takım motiflerimiz var. Yani egoistik ya da altruistik motiflerimiz. Bu egoistik motifler çok da böyle hani biraz bencilliği tanımlıyor belki. Altruistik motifler de biraz daha böyle hani elseverlik, yardımseverlik anlamında söyleyebiliriz. Tabii ki motif olarak altruistik güdülerimizin ve motiflerimizin daha ön planda olmasını isteriz, bekleriz. Yani amaç bir soruna çözüm bulmak olsun. Bu toplumsal bir soruna çözüm bulmak da olabilir. Genellenebilir bilgiye katkı olsun, bir bilimsel bilgi ortaya koysun ve kullanılabilir bir bilimsel bilgi olsun o. Arkasından da tabii ki diğer sekonder kazançlar gelsin. Bunlar da güzel. Yani yayın yapmak, yayında ismini görmek değil mi? O ilk yayında ilk ismini görmek çok güzel bir duygu olsa gerek. Sonra akademik yükseltmeler kuşkusuz. Bir takım bağlantılar ulusal uluslararası ne güzel. Sevda bu bağlantıyı kurdu ve beni sizlerle bir araya getirdi. Böyle bir bilim ortamında oluştu bu bağ. Arkasından gelecek finansal kazançlar da tabii olacaktır. Şimdi araştırma etiği bilim insanının ya da araştırmacının özgürlüğünü kısıtlıyor bugün. Böyle görüyor araştırmacı. Haklı da olabilir. Araştırma etik kurulları bu projeyi değerlendirirken, süreçte tekrar denetlerken de bunu hissediyor araştırmacı. Bunun nedeni işte tarihsel olaylarda. Çünkü gerçekten geçmişte, insanlık tarihinde araştırma özgürlüğünün belki de sınırsız olmasının ortaya çıkardığı istenmeyen durumlar, etik dışı araştırma etiğinde istenmeyen durumlar yaşandı. Bu tetikleyen olaylarda bu istenmeyen durumları görüyorsunuz. Ve bu istenmeyen olaylardan hemen sonra da ilgili etik, ulusal, uluslararası bildirgeler, gereklilikler
tanımlanarak etik köşe taşları oluştu ve bugüne gelene kadar da bu süreç bu şekilde yaşandı. Özellikle Nazi deneylerinden çok söz edilir ve hemen sonrasında oluşturulan Nuremberg kodları mesela insan üzerinde deneyin ilkelerini belirler. Önemlidir ve biliyorsunuz Nazi hekimleri insanlığa karşı işledikleri suçlar nedeniyle Nuremberg mahkemesinde yargılandılar ve kendilerini aslında yaptıkları şeyin araştırma olduğunu söyleyerek savundular. Pek çoğu da evet insan üzerinde yürütülen ve bilimsel bilgi de ortaya koyan çalışmalardı ama bu çalışmaları yaptıkları kişiler onamsız olması, başka amaçlar içermesi ve insanın aslında burada amacı araç olarak kullanılması bunun etik dışı olmasını sağlayan koşulları da oluşturmuş oldu. Evet, bunu koydum Sevdacığım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yine de bir vurgu yapalım. Çünkü ister araştırmacı olsun, bilim kadını ya da bilim insanı bu sözünü ettiğimiz kurumlarda ki artık sayıları çok da az değil, akademilerde çok iyi biliyoruz, üniversitelerde, özellikle belli alanlarda. İsterlerse bu araştırmanın sağlıklı ya da hasta gönüllüsü olsunlar. Yani araştırmada yer alan katılımcılar, katılımcı gönüllüler olsunlar. Kadınları ayrıca bir görmek gerekiyor. Çünkü bilim toplumu da oluştuğu andan itibaren cinsiyet kör. Yani bilim toplumunun aslında tarihi de böyle. Bunu ayrıca konuşacağımız için üzerinde çok fazla bugün için vurgu yapmak istemiyorum. Ama araştırma bağlamında sadece şunu söylemek istiyorum. Kadınlar primer sağlık bakımını genellikle dünya ölçeğinde alamadıklarından, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı gibi bir takım aile sorumlulukları yüzünden, özel yardım muhtaç olduklarından, katılmaları gereken araştırmalara ve kendilerine yarar sağlayacak araştırmalara katılımda sağlıklı ya da hasta gönüllü olarak, özellikle hasta gönüllü olarak katılımda sorunlarla karşılaşıyorlar. Araştırmaya dahil etme çabaları kadınların bu marjinal işleri nedeniyle ve kadınların çoklu rolleri nedeniyle zor oluyor. Araştırma dünyasında da bunu görüyoruz. Ama diğer taraftan da mesela akademide araştırma yapmak, proje yapmak, proje yürütücülüğü yapmak açısından da bakıldığında genel olarak araştırmalar öyle söylüyor ki kadın araştırmacıların sayısı az ve bunu artırmaya yönelik bir takım çabalar var. Hacettepe'yi bunun dışında tutuyorum. Çünkü Hacettepe'de yaptığımız çalışmada kadınlar daha çok araştırma yapıyorlar. Bu güzel bir şey. Araştırmayı yaptık, yayınlayacağız. Peki burada yayın etiği açısından dikkat etmemiz gereken etik kurallar nelerdir? En fazla karşımıza çıkan, özellikle akademik yaşamın daha en başında genç akademisyenler açısından da oldukça önemli. Yani bu konuda eğitim almaları önemli. Bu bilimsel yanıltma diye daha önce de sözünü ettiğim 1980 sonrası özellikle başlayan ve güvensizlikle, çünkü burada da yayın etiği ihlalleriyle aslında ortaya çıkıyor aynı süreç. İki türlü tanımlanıyor burada gördüğünüz gibi ama bu özensiz disiplinsiz araştırma daha çok gençler akademik yaşamın daha en başında hakikaten bilmeden yapıyorlar. Dolayısıyla bilgiyle ve bir tutum kazandırarak bunu düzeltebilmek mümkün ama diğeri, bu bilimsel sahtekarlık, bilimsel saptırma olarak tanımlanan şey bilerek ve isteyerek yapılan bilimsel sahtekarlıklar. Bunlar nelerdir diye baktığımızda en başta yazarlık hakkı sorunları geliyor. Yani isim hakkı sorunları. Hak ettiği halde yazar olarak yer almamak ya da hak etmediği halde yazar olarak yer almak ya da isim sıralamasında bu sıralamanın ne şekilde olacağı konusunda daha çok yayın etiği kurullarına şikayetler geliyor. Bir diğeri bu korsanlık denilen, aynı zamanda intihal olarak tanımlanan değil mi? Aşırmacılık, yani başkasının fikirlerini, yazısını kendininmiş gibi refere etmeden ya da yanlış refere ederek kullanmak. Uydurmacılık, olmayan verileri ya da oluşturmak ya da veriler üzerinde oynamak, varsayımlarını doğrulamak konusunda kullanmak. Varsayımı yanlışlandığında bunu bir veri olarak ortaya koymamak, halbuki bir araştırmada bir varsayımın yanlışlanması da önemli bir bilgidir. Hem sizin için hem sizden sonra aynı konuda çalışacak diğer araştırmacılar açısından. Duplikasyon bir diğeri, çoklu yayın. Biliyorsunuz bir dergiye bir yayınımızı gönderiyoruz ve yayın hakkını aslında o dergiye vermiş oluyoruz. Bunun koşulları var aslında. Yani bir sonra tekrar yayınladığınızda ilk yayınladığınız yerden izin almak editöründen ya da ilk olarak şurada yayınlanmıştır ibaresiyle
bazen yayına izin veren dergiler olabiliyor. Özellikle farklı dillerde yayın yapma konusunda. Bununla ilgili de eğitim almak ve gereklilikleri, süreci tanımlamak önemli. Salamizasyon, yani bir araştırma yaptınız. Bu araştırmayı tek başına yayınladığınızda çok nitelikli bir yayın ve nitelikli bir araştırma, bir çalışma. Ama siz yayın sayısını arttırmak için onun bulgularını bölerek birden fazla yayın yapmak istiyorsunuz. Özellikle akademik yükseltmelerde. Ve o yayının işte nasıl ki salamı çok ince parçalara böldüğünüzde lezzeti kayboluyor. O yayının da aslında niteliğini bir şekilde olumsuz etkilemiş oluyorsunuz. Bu aslında salamizasyon yeniti ilerlerinde biraz tespiti bana göre zor alanlardan da bir tanesi oluyor. Çünkü bir yandan araştırmanın bütününü görmeniz gerekiyor. Sonra ondan üretilen yayınları görüp bir karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Tabii ki insanlar üzerinde ya da hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için gereklilikler çok iyi tanımlanmış durumda. Hem ulusal bildirgeler, yasalar, hem uluslararası organizasyonlar tarafından ve bunlar etik kurullar tarafından da çok iyi değerlendiriliyor. Çıkar çatışmaları, bu da nedir? Sizi kim desteklemiş? Arkanızda bir endüstri mi var, bir firma mı var, değil mi? Bir makaleyi okurken destek aldığınız kişi ve kurumları da bilmeniz, buna dayalı olarak makaleyi değerlendirmenizi de belirliyor aslında. Dolayısıyla artık kurumların, bilim kurumlarının, değil mi? İşte Hacettepe Üniversitesi'nin yayın etik komisyonu var, üniversitelerin, TÜBAN'ın var, YÖK'ün var, TÜBİTAK'ın var. Dolayısıyla yayın etiğini aykırı eylemlerde başta kurumsal değerlendirmeye, daha sonra kurumlar üstü, daha üst değerlendirmelere tabi tutuluyor. Bizde de burada gördüğünüz şekilde yayın etiği ihlalleri tanımlanmış durumda. Buradaki dilimleme, biraz önce sözünü ettiğim salamlama, haksız yazarlık konularından söz etmiştik. Destekleyenleri belirtmenin de tekrar önemli olduğunu söylemiştik. En önemli sorun burada, evet, isim sıralaması. İlk yazar, çalışmaya en çok katkıda bulunan ve makale yazımını gerçekleştiren kişi olmalı. Ama bir diğer taraftan da bu sıralamalarda, özellikle birimlerde kanımca bu işi öğrenen kişilerin, juniorların ilk isim olması, onlara danışmanlık veren hocaların, seniorların ise son ismi olması uygundur. Ama olmadığı durumlarda yazar sıralamasında makaleye katkıda bulunan herkes katkı derecesine göre sıralanmalıdır. Bu bir katkı göstergesidir. Yani kişilerin statüsünden bağımsızdır. Buna vurgu yapmak önemli. Katkı her yazar için saptanmalı. Öğrenci de dahil olmak üzere her yazar yayına katkı yaptıysa katkısı mutlaka görünür olmalı yazarlık hakkı açısından. Karşılıklı güven önemli, dürüstlük önemli, iyi niyet önemli ama hem projenin daha en başında, proje tamamlandıktan sonra ve yayın aşamasına gelirken kişilerin bunu birlikte aslında ortak bir kararla belirlemesi de bu tür şikayetleri ve başvuruları azaltacaktır diye düşünüyorum. Denetleme mekanizmalarına ihtiyaç var. Bakın burada da yine denetleme mekanizmalarını yapanlar etik kurullar. Yani araştırma etik kurulları, hayvan deneyleri araştırma etik kurulu, klinik araştırmalar etik kurulları, efendim akademik etik konularla ilgili akademik etik konular, bunlar nelerdir? Bunlar mobbing olabilir, bunlar taciz olabilir, liyakata dayalı olmayan atamalar olabilir, kişi koruma kayırma olabilir. Bütün bunların değerlendirildiği etik kurullar üniversitelerde vardır. Hacettepe Üniversitesi'nde de bu açıdan bakıldığında çok sayıda etik kurulu olduğunu söyleyebilmek mümkün. Burada da yayın etiği kurulunu görmüş olduk. Etik kurullar ilgili konuları tartışan, analiz eden, politika üreten platformlardır. Niye var etik kurullar? Bence çok güzel tanımlıyor bu söz etik kurulların niye olduğunu. Çünkü hiçbirimiz hepimiz kadar iyi değiliz. Yani biz hepimiz bir aradayken daha iyiyiz. Özellikle ilgili konuda, hangi konuda kurulmuş olursa olsun, biliyorsunuz ki etik kurullar disiplinler arası kurullar. Farklı disiplinlerden katılımcıların, uzmanların aynı konuya bakıp aynı konuda kendi disiplinleri üzerinden ürettiği fikir, değil mi? Bir arada önemli oluyor.
farklı etik kurullar var. Zamanı kullanım açısından Sevda da beni hiç uyarmıyor. Ben de açıkçası saate çok bakmadım. Umarım çok zamanımı şey yapmamışımdır, aşmamışımdır. Ama son söz artık bitiriyorum. En önemli şey herhalde dürüstlük. Özellikle bilim dünyasının içinde bulunan tüm bilim insanları açısından eyleminiz ne olursa olsun, ister eğitim öğretim olsun, ister araştırma olsun, ister yönetim olsun, söylediğinizi yapmak, yaptığınızı yazmak ve bunları dürüstçe yapmak etik görev ve sorumluluklarının bilincinde olmak, bunu hem içselleştirmek, dış denetim mekanizmaları olmadan da, kimse sizi görmeden de, sorgulamadan da doğru olanı yapmak, özellikle alanın içinde çalışanlar açısından ve bilimin geleceği açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ben umarım sabrınızı çok zorlamamışımdır. Biz teşekkür ederiz hocam. Aslında sormak istediğimiz, merak ettiğimiz birçok konuyu ele aldınız. Çok geniş ve bilgilendirici bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz size. Biz soru cevap kısmına geçmek istiyoruz, izniniz olursa. Memnun olurum. Özellikle bu aralar güncel olduğu için ilk sorum pandemiyle ilgili olacak. Sizin evet. De pandemi ve etik adlı bir makaleniz var biliyorum. Bir hukukçu olarak merak ettiğim özellikle bir şey var. Pandeminin insan haklarını sınırladığı açıktır. Ve hatta bazen para cezası ve hapis cezası bile uygulanıyor. Bunun yasal dayanağı tartışılmalıdır. Ve biyoetik açıdan bu anlaşmazlıklar nasıl çözümlenebilir sizce? Evet. Şimdi aslında olağanüstü koşullar olağanüstü önlemleri gerektiriyor ve söz konusu olağanüstü koşullarda bizim olağan durumlarda yaptığımız tartışmalar, bunlar ister etik alanında olsun, ister hukuk alanında olsun, başka bir noktaya doğru da evriliyor. Ama evrildiği bu noktada da sınırlılıkların neler olduğu, amaç araç ilişkisi. Yani neyi yasaklıyorsunuz? Yasakladığınız şeyi niye yasaklıyorsunuz? Hani burada dedik ya, risk yarar değerlendirmesi. Hangi değerleri koruyorsunuz? Hangi değerleri aslında harcıyorsunuz? Bu karşılaştırmanın herhalde çok iyi yapılması gerekiyor. Burada tabii bilim dünyasının katkısı açısından da baktığımızda, hani dedik ya, özellikle yasa koyucuları ya da uygulayıcıları ve buradaki bütün idarecileri yönlendirmek açısından yine bilimin önerileri doğrultusunda yol alınması gerekliliğini söyledik. Mesela bizim ülkemiz açısından örneğe şöyle bir baktığımızda, daha en baştan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın bir bilim komisyonu bununla ilgili kurması ve bu bilim kurulunun gerçekten ilgili konuda farklı disiplinlerde alanında uzman kişilerden oluşması ve alınacak her kararın bilim kuruluna danışılarak yol alması önemli olmuştur. Ve Sağlık Bakanlığı kanımca iyi bir süreci, pandemi sürecini bilim kurulunun katkısıyla aslında yönetebilmiştir. Ancak sorunlar nerede yaşanıyor? Bakın, söz konusu pandemi de olduğunda kaynaklar sınırlı. Sınırlı kaynakların adil dağıtımı dedik ya, koruyucu ekipmanlar, bunlara nasıl ulaşılacak? İlaçlar nasıl ulaşılacak? En önemli sorun, sunumda söyledim, hepimiz bekliyoruz, uygun aşıyı bekliyoruz ve uygun antiviral ilaçları bekliyoruz. O ilaçlar ve şu anda endüstriyel firmalar birbirleriyle yarış halindeler. Çünkü ilk olarak bunu ortaya çıkaracak olan firma, ilaç firması ya da endüstri, bundan büyük karlar bekliyor tabii. Ve dünyada küresel olarak baktığımızda kuzey güney ülkeleri ya da
gelişmiş, az gelişmiş ülkeler. Burada bir ekonomik sınıflandırma söz konusu olacak. Aynı ülkenin içerisinde dahi bu kaynaklara kimlerin ulaşacağı konusunda karar vermek gerekecek. İşte o kararları verirken aslında o kararların ne kadar adil olduğu, değil mi? Neyi gözettiği ya da neyi savunduğu, hangi değeri ön plana çıkardığı çok önemli olacak. Bütün bunların aslında gerçekleştirilmesi kararı oluşturulurken ve süreç yönetimi, süreç yönetilirken şeffaf olması, toplumla paylaşılması, gerekçelerinin açıklanması, ikna edilmesi, halkın ikna edilmesi, bu yasaklamalara uyumu da aslında kolaylaştırıcı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada birey mi toplum mu diye baktığımızda bireyin sağlığı toplum sağlığını etkiliyor ise ve gelecek kuşakların sağlığını etkiliyor ise burada bireyle ilgili kısıtlamalara bugüne kadar hep insanın özerkliği dedik, insanın özgürlüğü dedik ama şimdi o özerkliğin, o özgürlüğün kısıtlandığı olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Harcadığımız bir değer var ama aynı zamanda koruduğumuz bir değer var. Hani gönüllülükle evlere çekiliyor olmak, gönüllülükle karantinada bulunuyor olmak. Kendi sağlığını da koruyorsun ama toplumun sağlığını, aynı zamanda insanlığın geleceğini koruyorsun, bir iş yapıyorsun. Dolayısıyla iyi bilgilendirme önemli. Ve ben bizde bu bilim kurulunun her bir üyesinin her gün farklı televizyon kanallarında çok da yorularak, Hacettepe'den de 4 çok değerli öğretim üyesi vardı. Çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum ve Türkiye'nin başarısı da buna bağlıydı aslında. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bizim Azerbaycan Science Association olarak Women in Science diye, bilimde kadın diye bir proje başlatma düşüncemiz var. Ve siz de bizim ilk kadın konuğumuzsunuz bu webinarlar silsilesinde. Ve özellikle sizi davet ısrarımızda nedenlerden biri sizin toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları ile ilgili çalışmalarınız oldu. Ve kısa olarak bilgi vermek istiyorum ki 2008 senesinde Ankara Üniversitesi kadın çalışmaları yüksek lisansınızı tamamladınız. Ve farklı projeler ve etkinliklerde aldınız. Özellikle kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, kadın ve kız çocukları ile ilgili konular, kadın sağlığı genel olarak. Ve bu bağlamda akademide kadın olmanın zorlukları, genel anlamda problemlerini ele almak da istiyoruz bugünkü sizinle konuşmamızda. Ve iki tane de sorumuz var. İkisi de kadın, akademide kadın olmayla ilgili. Birisi Günay İmanova. Çeşitli sebeplerle araştırma yapmaya fırsat bulamayan kadınların akademiye katkısı nasıl artırılabilir? Şu anda hangi yöntemler kullanılmaktadır diye sormuş. Bir de Sahil Alguliyev'in bir sorusu vardı. Günümüze kadar çok sayıda kadın bilimsel çalışmaları ve buluşları sayesinde insanlığın bir adım daha ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Peki sizce kadınların bilimsel çalışmaları genelde erkek meslektaşlarına nazaran ne kadar tanınırlığa sahiptir demiş. Evet, ikisi de çok güzel sorular. Ben bu soruları soran kadın meslektaşlarıma çok teşekkür birisi ediyorum. Birisi kadın, birisi erkek hocam. Öyle mi? Peki, çok teşekkür ediyorum her iki soru için de. Şimdi üniversitelerin, evet, kadın sorunları araştırma uygulama merkezleri var. Ve Türkiye'de, özellikle YÖK'te, her bir üniversitede bu merkezlerin yerleştirilmesi konusunda çaba içerisinde. Bu takdir edilesi bir çaba gerçekten. Biz Hacettepe'de bu açıdan şanslıyız. HÜKSAM, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi. Hem tarihsel hem disiplinler arası yapısı nedeniyle oldukça güçlü bir yapı. Yüksek lisans çalışmalarımız aynı zamanda devam ediyor. Kadın çalışmaları alanında yüksek lisans çalışmalarımız devam ediyor. Ve dolayısıyla aslında akademide kadını var etmek ve akademide kadının yaşadığı sorunların neler olduğu üzerinden de yaptığımız çalışmalar oluyor. Şimdi belki şunu söyleyebilirim aslında, hani bu soru sorulduğunda, şimdi mesela içinde yaşadığımız şu pandemi günlerini hemen örnek olarak verelim.
Şu anda hepimiz esnek çalışmaya geçtik ya da bir kısmımız iş yerine gitmiyor, bilmiyorum. Biz esnek çalışma bağlamında dönüşümlü olarak gidiyoruz bölüm olarak. Kadınlar için ev içi yaşam, özel yaşam, özel alan. Ve bu özel alanın içerisinde kadına dair olduğu düşünülen bir takım sorumluluklar var aslında. İşte eşseniz eş olarak sorumluluğunuz, anneyseniz anne olarak sorumluluğunuz, evde yaşlılar varsa ya da evde hastalar varsa çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı gibi geleneksel roller aslında. Kadının geleneksel rolleri. Yani kadın bilim insanı da olsa, akademisyen de olsa, o toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle bu rollerinden, bu sunum içerisinde de marjinal roller olarak geçti ama sekonder rolleri, primer rolleri aslında kadına yapışıyor. Dolayısıyla aynı mesleği yapıyor olsanız dahi eşiniz de akademisyen olabilir. Şu anda kadın akademisyenler, çok kendi aramızda da konuşuyoruz, çok iyi bildiğim için aynı netlikle söyleyebilirim. Kamusal alan eve taşındı. Dolayısıyla kadınların, akademisyen olsunlar ya da başka meslekler uyguluyor olsunlar, ev içi sorumlulukları çok fazla arttı. Yani hem kamudaki çalışmaların sorumluluğunu evlerine taşıdılar, işte bilgisayarlarla toplantılar, dersler, değil mi? Şu saatte ne güzel işte birlikteyiz. Ama bu da bir görev aslında. Ama bir yandan da kadına dair olduğu düşünülen diğer işler. Dolayısıyla kadınlar bu pandemi döneminde bir, sorumlulukları ve rolleri çok arttı. Çok bunaldılar gerçekten. İki, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet de pandemi döneminde çok arttı. Birleşmiş Milletler'in raporu da bunun böyle olduğunu gösteriyor. Tecavüzler arttı, ensestler arttı. Bakın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak hep üzerinde konuştuğumuz konular evlerin kadın için ya da ailenin kadın için güvenli alanlar olmadığı aslında, değil mi? Hani kutsal aile, güvenli aile. Çok da öyle olmadığına dair dünyanın her yerinden, çok farklı kültürlerden, çok farklı ülkelerden çok benzer veriler toplanmaya başlandı. Bu verilerin sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Evet, kadına yönelik şiddet çalışıyoruz. Evet, erken yaşta zorla evlilikler projelerinde çalışıyoruz. Bunlar çok temel sorun alanları dünyanın her yerinde. Ama özellikle geleneksel toplumlarda sorun alanları olmaya devam ediyor. Şimdi sorulardan bir tanesi kadın araştırmacılardı ya da araştırmacı kadın olmanın zorluklarıydı. İşte kadının bilim dünyasında var olabilmesi, araştırmalarda yer alabilmesi, akademik kariyerine devam edebilmesi, bu rolleri nedeniyle, üstlenmesi gereken rolleri nedeniyle erkek meslektaşlarına göre çok daha zor oluyor kuşkusuz. Çünkü işte asistan olarak başlanılan bir süreç akademik açıdan bakıldığında, bakıyorsunuz erkeklerin akademiden uzak kalma süresi ve uzak kalma nedeniyle kadınların akademiden uzak kalma süresi ve nedeni birbirinden çok farklı. Yaptığınız araştırmalarda hemen karşınıza çıkıyor. Kadın biraz önce de sözünü ettiğim gibi bakım nedeniyle birine bakım vermesi gerektiği için, çocuk sahibi olduğu için, gebelik ve gebelik sonrası nedenlerle akademiden uzak kalıyor ya da kalmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla eşit şartlarda başlıyorsunuz ama eşit şartlarda çok fazla devam edemiyorsunuz sürece. Peki bu nasıl engellenebilir noktasında? İşte o aile içerisinde özellikle rollerin paylaşımı, kamunun da buna destek vermesi. Yani 0-1 yaş kreşlerin de, bir üniversitenin kreşi, 0-1 yaş kreşlerinin de bu açıdan açılması ve kadına destek mekanizmalarının aslında, değil mi? Yani bu işin sadece kadının sorumluluğu olmaktan çıkarılması, aile içi rollerin herkesin kuşkusuz yapabilecekleri ölçüsünde paylaşılması ve yeni aile düzenlerinin, sistemlerinin de bu şekilde kurulması. Ben gençlerden umutluyum. Onlar bu açıdan daha eşitlikçi aileler eminim ki kuracaklar. Bilim tarihinde kadınlar hep var, hep var oldular. Ama bir o kadar da görünmez oldular.
örnekleri var aslında. Yani bilim tarihine kadınlar açısından ve kadın bilim kadınları açısından bakıldığında aynı şeyi örneğin felsefe için yapmışlar. Yani niye felsefe alanında hiç kadın yok? Sonra bir araştırar, ciltlerle kadın felsefeci, kadın filozof ansiklopedileri oluşturulmuş. Aynı şey kadınlar için de sanıyorum söz konusu. Biraz ön plana çıkmamız gerekiyor. Biz varız dememiz gerekiyor. Sorumlulukları paylaşmada eşitlikçi bir yaklaşımı istememiz gerekiyor. Ve biyolojik cinsiyetimiz kader olabilir ama toplumsal cinsiyetimiz, yani kadınlar şunu yapar, erkekler bunu yapar ayrımından kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Eşit sorumluluklar alacağımız aile yapıları kurmamız gerekiyor. Bilmiyorum cevap oldu mu? Teşekkür ederiz hocam. Hocam sıradaki soru benden. Bu benim şahsi görüşüm. Bilmem ne kadar katılırsınız veya izleyiciler ne kadar katılır veya itiraz ederler. Ben böyle düşünüyorum ki etik kuralları ihlali, yani bilim tarihinde çok büyük, psikolojide ve sosyolojide, sosyal bilimlere çok büyük aslında keşiflerin sebebi oldu. Yani insan davranışı, insan hareketi, insanların bireysel ve kolektif olarak neyi yapabileceğini gösterdi. Yani Milgram eksperimenti bunun bir örneği. İnsanlara ne kadar şiddet uygulayacağını gösterdi. Bu etik kurallar ihlal olmadan yapılamazdı. Bunun gibi birçok diğer araştırmalar var. Ve aynı zamanda tıpta böyle bir tıp bilimlerinde ister Almanya, ister Amerika, ister Japonya'da tarih boyu sayısı birçok örnek var. Yani insanlar, doktorlar etik kuralları hiçe sayarak aslında tıp bilimlerinde çok büyük keşifler yaptılar. Ve şimdi ben bazen insanlardan duyuyorum ki konuştuğumda, Japonya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, ABD'nin, Kanada'nın tıpta bu kadar gelişmesi sebeplerinin biri de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptıkları o, yani iğrenç ama kabul edilemez ama aslında bilim için önemli keşifler ve sınav eksperimentler. Yani bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bu düşünce, yani birçok insanlara ben bunu duydum. Ne kadar doğru? Yani bu doğru mu yoksa sadece bir varsayı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz bunun tümüyle karşısındayız. Çok net bunu söyleyebilirim. Çok net. Çünkü hekim tutumlarını tanımlarken de aslında hekim tutumları, hekimin erdemleri, iyi bir hekim nasıl olmalıdır tanımlaması, daha birinci sınıftan üstelik başlayarak bununla ilgili de bir modül var. Orada tam da Nuremberg'de yaşananlar ve Nazi hekimlerinin yaptığı, onların deneme olduğunu söylediği, ama Nuremberg'de biliyorsunuz insanlar karşı işlenmiş suçlar nedeniyle yargılanıyorlar. Yani deney amaçlı yaptıklarını söyledikleri bu uygulamalardan elde edilen veriler daha sonra bilimsel dergilerden geri çekildi ve hiç kullanılmadı. Dolayısıyla bilim buradan elde edilen verilerle ve burada yapılmış araştırmalarla gelişti demek, bir kere en başta bu varsayımı zaten yalanlıyor. Bir diğer taraftan kendilerini bu şekilde savundular ama orada temel amaç araştırma yapmak değildi. Yani orada araştırma nesneleri işte Yahudiler, Çingeneler, yaşlılar, mental retardasyonu olanlar, hani bugün savunmasız örselenebilir kabul ettiğimiz ve özel olarak koruma altına aldığımız gruplar. Ve temel amaç da çok iyi biliyoruz ki öjeniydi, yani o Nazi politikasıydı. Dolayısıyla orada aslında hekim kimlikleri, bunu çok vurguluyoruz biz. Hekimin humanist kimliği, insancıl kimliği ve hekimin profesyonel kimliği. Yani buradaki profesyonel, çünkü hekim orada Nazi kimliğiyle bu eylemlerin içerisinde yer aldı. Bu Nazi hekimleri canavar insanlar değiller. İyi insanlar, işte iyi eş, iyi baba, iyi akademisyen, iyi bilim insanı, dindar insanlar. Ama onların politik kimlikleri, Nazi kimlikleri bütün bu kimliklerinin önündeydi. Dolayısıyla bu araştırma amaçlı olduğu söylenen eylemin
planlayıcısı ya da uygulayıcısı olarak yer aldılar diyoruz. Özellikle de Lifton'un The Nurse Doctors kitabı bunun sosyolojik, psikolojik altyapısını. Çünkü çok infial uyandırdı, çok tartışıldı. Ama burada bence en önemli darbeyi tıp kurumu yedi. Hekim-hasta ilişkisi, temel güven ilişkisini çok derinden sarsan bir durum oldu bu. Dolayısıyla hani etik ihlaller yapıldı ama bilim de buradan çok ilerledi. Tersel süreç bunun böyle olmadığını gösteriyor aslında. Dolayısıyla bugün evet onunla başlayan ama sadece onunla sınırlı olmayan, işte Amerika örneği verdin, ne güzel Japonya örneği verdin. Bugün işte Helsinki bildirgesi, klinik araştırmalar etiğinin temel taşıdır. ICHGCP kuralları, o harmonizasyon komitesi Amerika ve Japonya'nın da işin içerisinde olduğu. Bu kurallarla denetlenen bir araştırma dünyası var ve araştırma dünyasının bu şekilde bir dış denetimine, etik ve yasal dış denetimine de ihtiyaç var. Çünkü insan bilimsel bir bilginin elde edilmesine araç edilemez. Yani bugün her an içinden geçtiğimiz şu durumda bile yaşanıyor. Yani pandemiyle ilgili araştırma etik kurullarına projeler geliyor ve o projelerin değerlendirilmesi süreci var olan standart basamaklar neyse o basamaklar aynen uygulanmak durumunda. Olağanüstü durumlarda ve olağanüstü koşullarda dahi biz olağanüstü bir koşuldayız. Dolayısıyla biz deneysel de olsa bu ilacı kullanalım ve araştırma bunu biz bunu yapamıyoruz, bunu diyemiyoruz. Yani hele ki orada araştırmaya katılan kişiler mahkumlar. Yani aydınlatılmış onam yok, yarar yok. Nedir elde edilen bilimsel bilgi? Isı denemesi. Düşük ısıda ve yüksek ısıda ne oluyor? Basınç denemeleri, yüksek basınçta, düşük basınçta insan vücuduna ne oluyor? Böyle deneyler ve savunulabilir değil bence. Hiçbir biyoetikçi de zaten bunu savunamaz, bu şekilde bakamaz. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diğer soru, biz Nuremberg hakkında konuştuk, Helsinki hakkında konuştuk. Peki son 10-15 yılda yani etik kuralları ihlal ederek ettiği için cezalandırılan bilim adamları var mı? Varsa örnekler verebilir misiniz? Yani yoksa artık onu yapanlar, yani bu kuralları ihlal edenleri yok. Evet. Ya şöyle, hani söz konusu yayın etiği olduğunda çok fazla örnek var. Yayın etiği ihlalleriyle ilgili çok fazla örnek var ama sen daha çok araştırmayla ilgili olanı soruyorsun anladığım kadarıyla. Bugün bütün dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere, hele ki söz konusu olan insanlar üzerinde yürütülen araştırmalar ise bu araştırmalar mutlaka etik kurullardan geçer. Yani bu sadece klinik bir araştırma olmak zorunda da değil, ilaç ve tıbbi cihaz araştırması olmak durumunda da değil. Bir saha çalışması yapıyorsun, bir anket çalışması yapıyorsun, retrospektif bir çalışma yapıyorsun. Mutlaka etik kuruldan geçip işte bu sözünü ettiğim risk yarar değerlendirmesi, onam alınmış mı, savunmasız gruplar var mı, savunmasız grupların bu araştırmalarda yer almasının gerekçesi nedir? Çok ayrıntılı bir değerlendirmeden geçiyor ve sonrasında onay aldıktan sonra ancak bu çalışma yapılabiliyor. Ama buna rağmen şimdi özellikle biyoteknolojik imkanlar kullanılarak bu CRISPR mesela Cas9 tekniği, gen modifiye, gen mühendislik tekniklerinin uygulandığı ülkeler ama o ülkelerinde yani Çin'de yapıldığı için bu çalışma söylüyorum şu ikiz bebekler üzerinde AIDS'e dirençli doğumun gerçekleştirilmiş olması durumu mesela yayın haline getirilmedi çalışma. Yayın haline getirilmedi ve çalışmayı yapan da mahkemeye verdi ya yani mahkeme süreci devam ediyordu ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki oluyor. Yani örnekler oluyor mu dersen elbette ki oluyor ama hemen hem tıp dünyasında hem genel olarak yani etik ilkelere bu ilkelerin bağlı olduğu aynı zamanda yasalar var. Mesela Türkiye'de sadece Helsinki bildirgesi ve onun gerekliliklerini yerine getirmenin de ötesinde ceza hukukuyla bağlayıcı bir takım yasalar var.
Dolayısıyla uyumak zorunda bugün dünyada pek çok ülke. Teşekkür ederim cevabınız için. Benim için şahsen çok aydınlatıcı ve önemli oldu. Diye bir soru. Benim kendi merak ettiğim bir soru var hocam. Onu verebilir miyim? Milli manevi altyapının aynı olması göz önünde bulundurularak sizce ortak Türk etik ve biyoetik çerçevenin oluşturulması mümkün müdür veya neler yapılmalıdır bu yönde? Nereyle birlikte dedin? Sorunu biraz açar mısın Sevda'cığım? Türk dilli ülkeler için. Aa, tamam. Türk dilini kullanan ülkeler için diyorsun. Türkiye Cumhuriyetleri için. Türkiye Cumhuriyetlerin bir arada olduğu bir biyoetik yapısı olabilir mi anlamında anlıyorum soruyu. Öyle mi? Hem o şekilde kurumsal olarak ele alınabilir hem de bilimsel altyapı kurulabilir mi? Bir çerçeve oluşturulabilir mi? Değerler formüle edilebilir mi? Evet. Ya aslında tabii ki buna çok ihtiyaç kuşkusuz var. Biz şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Etiği ana bilim dalı olarak UNESCO'nun senin de çok iyi bildiğin bu chair yapısı bağlamında bir kompozisyonun aslında içindeyiz. Ve o kompozisyonu örneğin Akdeniz ülkeleri bağlamında yapılabilir mi? Çünkü bu bir zaman UNESCO'da da konuşulmuştu ve altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Güzel de bir girişimdi ama çok yol alamadık. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetlerle böyle bir yapı oluşturulabilir mi? Bu açıkçası güzel bir fikir Sevdacığım. Değerlendirilebilir yani. Neden olmasın? Peki neler yapılmalıdır? Şimdi tabii var olan durumu öncelikle bir görmek lazım. Yani bizim de genellikle söz konusu biyoetik olduğunda yüzümüzü döndüğümüz yer Batı. Sen de biliyorsun yani Batı literatürü, öğrettiğimiz literatür de o. Kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar çok önemli. Sorun alanına spesifik kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar. Dolayısıyla bu açıdan işbirlikleri kuşkusuz çok önemli. Yani işbirliği olanakları da aranabilir ve bunu da yapacak olanlar sizlersiniz yani gençler. Ama biz varız yani biz Hacettepe olarak hem biyoetik merkezi olarak hem ana bilim dalı olarak bu tür işbirliklerine açığız onu söyleyebilirim. Umarım buradan da hem Azerbaycan hem diğer Türkiye'de neden olmasın. Duyar ve belli bir adımlar atılmaya başlanır. Tabii. Buyurun İngilab sizin. Sıradaki soru seyircilerimizden biri Gülnara Orucova. Sizi keyifle dinliyorum. Siz aşılardan konuştunuz. Yani koronavirüsle ilgili aşılardan. Aşılarla alakalı birçok konspiroloji teoriler dolaşıyor. Sosyal medyada, sokakta. İnsanlar arasında bir güvensizlik hissi yaratıyor. Gelecekte aşı yaptırmayacak insanlar herhalde var. Bu konspiroloji teorilerden etkilenerek. Bu bir sorunun bir parçası bu. Sizce bu insanların aşıya karşı tavrına nasıl etki eder? Diğer ikinci sorunun ikinci kısmı ise mutasyon, koronavirüsün mutasyon yaptığı bilinmekte. Yani böyle söylenmekte. Sizce mutasyon olduğu bir environment'te, bir durumda sizce aşı efektif olabilir mi? Benim çalışma alanım dışı bir soru olmuş bu. Ama bizim kamuoyunda da konuyla ilgili bilim insanlarının, mikrobiyologların, bakteriyologların tartıştığı konular ya da halk sağlıkçılarının, epidemiyologların tartıştığı konular. Yalnız bu aşıyla ilgili ve aşı karşıtlığıyla ilgili toplumlarda var olan tutumlar bizim konu alanımızı oluşturuyor mu oluşturuyor? Bununla ilgili Hacettepe'de yaptığımız etkinlikler oldu. Özellikle TETCOM bağlamında Tıp Etiği Tarihi Konferansları serimiz var. Şu anda tarihini ve yılını tam olarak hatırlamıyor olmakla beraber arkadaşım ana bilim dalımıza girerek aşı karşıtlığıyla ilgili o toplantıyı bulup o toplantının sunum materyallerine de erişebilir. Orada
hem bir mikrobiyolog hem bir halk sağlıkçının özellikle aşı karşıtlığı konusuna tıbbi ve hukuki bakışı üzerinden yaptığımız güzel bir toplantı olmuştu. Özellikle aşı karşıtlarının oluşturduğu bu komplo teorileri ve orta ya da uzun erimde aşıya bağlı geliştiği söylenen muhtemel bir takım komplikasyonlar nedeniyle özellikle çocukların aşılamama durumları bir dönem bizde de çok gündemdeydi, gerçekten konuşuldu. Batı'da özellikle Amerika'da bununla ilgili güçlü grupların olduğunu biliyoruz. Ama aşı karşıtlarının ortaya koydukları bu teorilerin hepsi alanın içinde çalışan bilim insanları tarafından çürütüldü. Bu arkadaşıma özellikle Profesör Doktor Alpay Azap. Alpay Azap'ın konuyla ilgili çok güzel makaleleri ve konuşmaları var webde. Ona ulaşmasını tavsiye ediyorum ben. Alpay aynı zamanda bilim kurulunda, şu anda Sağlık Bakanlığı'nın pandemi bilim kurulunda ve gerçekten çok güvenilir bilgilerin ilk elden alınacağı bir kişi. Aşı karşıtlığıyla ilgili de özellikle Amerika kaynaklı komplo teorileri, sorular ve o soruların yanıtları şeklinde cevaplarını da çok güzel bir şekilde alandan biri olarak verdiği yanıtlar var. Ona ulaşabilir bu soruyu soran kişi. Ama benim kendi kişisel görüşümü soruyor ise aşılamaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin çocukluk aşıları olarak bizde yapılan pek çok aşının bu pandemi döneminde de koruyucu olduğuna dair de veriler var. Ve Türkiye'nin bu süreci nispeten diğer ülkelere göre daha olumlu bir şekilde atlatıyor olmasının da örneğin yapılan bu aşıların katkısı olduğu söyleniyor ki olabilir. Mutasyonlarla aşı tekrar etkisini kaybeder mi? Evet, yani koruyuculuğu belli bir süredir sonra tekrar olması gerekir şeklinde söylemler var. Ama dediğim gibi yani ben alan uzmanı değilim. Hocam, Fikret Feyziyev diye bir izleyenimiz birçok kişinin aklında olan bir soruyu sormuş size. Sizin de tıp doktoru olmanızı herhalde göz önünde bulundurarak. Biraz akademik olmayan bir soru ama hocam, kadınların erkeklerle sorumlulukları beraber şekilde paylaşma isteği biyolojik olarak ne kadar doğru? Zarif kadın, zarif ince varlık olan kadın ve güçlü erkek anlayışı insani yapıyla alakalı mı demiş. Çok güzel bir soru sormuş. Kim sormuş bunu? Fikret Fevziyev. Bir erkek. Tamam. Güzel, güzel. Şimdi biz aslında bu biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet üzerinden başlıyoruz bu konuları anlatmaya. Yani hani biyolojik cinsiyetimizi belirleyen şey işte genlerimiz XX, XY, kadın, erkek ya da kız bebek, erkek bebek olarak doğuyoruz. Ve biyolojik cinsiyetimiz bir kader. Ama kız ya da erkek bebek doğduktan sonra ki süreç, ona sosyalleşme süreci diyoruz. Sosyal normların oluşma süreci. Orada kız için pembe, erkek için mavi. Kız için bebek, bebek bakımı, evle ilgili oyuncaklar, çamaşır yıkama, dikiş dikme, yemek yapma. Erkek için işte arabaya binme, eline silah verme. Erkekler için sokak oyunları, kızlar için ev oyunları. Devam edelim. Daha sonra eğitim dönemi geliyor. Bu sefer eğitimde belirlenen roller. Yani kızlar şöyle yapar, şöyle davranır, şöyle konuşur, şöyle oturur kalkar. Erkekler böyle yapar. Kızlar şu meslekleri seçer, erkekler bu meslekleri seçer. Kızlar şu sporları yapar, erkekler bu sporları yapar. Yani bütün bunlar bizim biyolojik cinsiyetimizden bağımsız. Kızların biyolojik olarak daha güçsüz, daha narin oldukları gerçeğini de şöyle belki ifade etmek lazım. Kadınlar doğum yapıyorlar. Can veriyorlar. Bundan daha güçlü bir şey olabilir mi? Kim kadınların biyolojik olarak güçsüz olduğunu söyleyecek böyle bir durumda? Anne oluyorlar.
Bilişsel burada... olarak da, bilişsel olarak da, istençsel olarak da, biyolojik olarak da bir takım şeyler aslında o sosyalleşme süreçlerinde o normlarla toplumun önce ailede başlayan, okulla devam eden, meslek seçimleriyle devam eden bunu her birimiz yaşıyoruz. Bakın tıbbın içerisinde de bugün temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri var. Erkeklerin daha çok cerrahi tıp bilimlerine yönelmesi, kadınların temel tıp bilimleri ve laboratuvar alanlarına ya da çocuk bakımı mesela pediatri alanına ya da halk sağlığı alanına yönlendirilmeleri. Bütün bunlar aslında doğal seçimler değil. Yani seçimlerimizin ne kadar doğal olduğunu fark etmeden de yönlendiriliyoruz. Tam da bu aslında kritik tartışma. Teşekkür ederiz hocam. Ben burada söylediklerinize birebir katılıyorum ve İngilizce çok güzel bir kelime var. Gender is a social construct. Yani ben hakikaten onun öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal antropoloji çalışmaları da bunu direkt gösterdi ki hakikaten bir kadın, yani bin tür kadın olabilir. Yani bu Azerbaycan'da böyle, İngiltere'de böyle, Atlantik Okyanus'ta bir adada olan bir kadın farklı. Çünkü yani social construct olduğu için. Evet. Farklı evet. Gender role farklı yapılabilir. Son bir soru soracağım. Çok güzel ve ilginç bir soru aslında. Mehdi Maharramov adlı seyirci böyle bir soru sormuş. Etik şekilde yapılmayan araştırmaların sonuçların kabul edilmesi veya reddedilmesi ne kadar ahlaklı bir davranış? Kabul edilirse bu etik olmayan çalışmaların yapılmasına bir motivasyon olabilir. Reddedilirse var olan bilimsel bir sonuca göz kapama olabilir. Bu dilemmayı nasıl çözebiliriz? Ya tam da aslında var olan kurumların çabası da bu yönde. Yani araştırmanın yapılma aşamasından önce, daha araştırmaya başlamadan başvurduğunuz ve protokolünüzü onaylayan etik kurul. Araştırma sürecini yine takip etme sorumluluğu olan etik kurul. Yani dış denetim mekanizmaları hep var. Yayın haline getirdikten sonra bu sefer gönderdiğiniz dergilerin editörleri ve editöryal kurulları. O makaleye danışmanlık yapan danışmanlar. Yani çoklu roller var aslında burada. Yani bu süreçte farklı kişilerin ve farklı kurumların farklı rolleri var. Bu roller hakkıyla yerine getirildiği durumda zaten ortaya çıkacak olan yayın bilimsel ve etik açıdan hem bunu yapan kişilerin içsel denetimi hem dış denetim mekanizmalarıyla iyi denetlendiğinde beklenilen ya da istenilen budur. Çünkü o yayın haline geldiği ve uygulandıktan sonra artık hepimizin kullandığı bir bilgidir. Yani o ilacı da biz alıp içeceğiz. O cihazı da biz alıp kullanacağız. Hepimizi ilgilendiriyor, toplumu ilgilendiriyor. Toplumun güvenliğini aynı zamanda ilgilendiren bir sorun. Dolayısıyla burada hani bilim kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını tanımlıyoruz kuşkusuz. Ama toplumun her bir ferdi olarak bizim de aslında söz söyleme burada hakkımız saklı olmalı, hakkımız olmalı. Ama söylediğinde çok haklısın. Bu denetimler iyi yapılmaz ise, iyi yapılmadığı durumlarda yayınlanabilir mi? Muhakkak. Yani muhakkak ki oluyordur. Onu söyleyeyim. Sayılarına söz dileyelim hep beraber. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten. Yalnız tabii ki burada nitelikli, pardon Sevdacığım, hani nitelikli dergiler, işte indeks, bilimsel indekslerde yer alan dergiler, yani hangi yayınların, artık hangi bilim dergilerinde, hangi kuruluşlarda olduğu, biraz önce de yine sözünü ettik, yayınınız ya da araştırmanızın arkasında ne olduğu, örneğin endüstri destekliyse bu, o bilgiye biz farklı bakıyoruz. Ama siz ne bileyim işte ulusal bilim kuruluşunuzdan destek almışsanız, değil mi? İşte TÜBİTAK destekli ya da Hacettepe Üniversitesi
ya da Azerbaycan'da herhangi bir üniversitenin bilimsel araştırma birimi tarafından desteklenmiş bir çalışma ise, hani size güvenilirliği konusunda da bilgi veren başka şeyler de olabiliyor aslında. O nedenle destek aldığınız yerin bildirilmesi de önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim için gerçekten büyük bir zevkti sizinle konuşabilme fırsatını elde etmek. Zaman ayırdığınız için özellikle çok sağ olun. Biliyoruz bu dönem nasıl yoğun bir temponuz var. İnşallah daha sonra başka konulu webinarlarımızda da görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Dinleyen ve soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. Seni de görmek benim için çok iyi oldu Sevdacığım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ne güzel, 4 yıllık bir oluşum 40'lı yıllara ulaşsın inşallah. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum herkese ve sağlık diliyorum. Çok teşekkür, biz de size hocam. Hoşçakalın, teşekkürler.